Şimdi survivorship bias denen bir şey var. Yani hayatta kalanların ön yargısı ya da hayatta kalım ön yargısı diye çevirebileceğimiz. Nedir bu? Biz şimdi başarılı, iyi bir yerlere gelmiş insanlar gördüğümüz zaman herkes öyle gibi zannediyoruz ya da onların hep iyi yönlerini duyduğumuz için hep hayatları öyle gibi zannediyoruz. Bu da şöyle bir illüzyona sebep oluyor. Benim de hikayem böyle gidecek. Çünkü gerçek bir hikaye gibi gelmiyor. Belli kısımlarını croplayıp anlatıldığı zaman mecburen, bu bilerek yapılan bir şey. Ama bunu niye özellikle söylüyorum? İşte senin gibi başarılı insanlar da bunları anlatsınlar ki izleyenler de bak, aa ben de, o da bunları yaşamış, ben de yaşayabilirim ve sonunda bir şeyler yapabilirim kendi alanımda desinler diye şöyle soruyorum. Başarısızlıkların neler? Çok. Çok. Mesela ben dediğim gibi bir tanesi, ben lisede çalışmayı öğrenemedim. Çok uyarıldım bu konuda ve onun etkilerini sonradan da gördüm. Yani ben ETA'ya gittim. ETA şu anda dünyanın en iyi okullarından bir tanesi. Ama ETA'ya gidebilmemin sebeplerinden bir tanesi ETA'ya girmek kolaydı. Ben Alman Lisesi'nin abitur diye bir eskiden Türkiye'de olgunluk imtihanı diye geçen, Avrupa'da hala uygulanan, Avusturya'da İsviçre'de matura, Fransa'da bakalorya, İngiltere'de A-levels gibi değişik muadilleri olan bir sınav sistemi var. Ve bu çift diplomalı mezun oluyor Alman Lisesi'nde. Bunun sayesinde Almanya'da herhangi bir üniversiteye kabul edileni biyolojide ETA otomatik olarak kabul ediyordu. Ve bu çok kolaydı. Ben bu sayede girdim. Ben ETA'dan iyi bir ortalamayla mezun olmadım lisansımda. Bunu hemen söyleyeyim size. Sınavlardan kaldım. Evet kaldım. Çok güzel tembellik örneklerim oldu. Ve master'ım da benim böyle ahım şahım geçmedi. İlginç bir şekilde, yani herhangi bir ilginç bir buluşum yok master. Çok fazla şey öğrendim ama ilginç bir buluşum olmadı. Bütün bu yaşadığım sıkıntılar diyeyim içerisinde bana, ama bir yandan da önemli bir şey öğretti bu. Aslında hani olay sınav değil çok. Olay o an bir şey bulmak değil, olayın temeli öğrenmek. Benim fark ettiğim bir olay, ben geriye dönüp baktığım zaman avantajlarımdan bir tanesi o oldu hep. Ortalamaya göre öğrendiklerimden çok daha fazla şey yapılıyor. O benim için güzel bir şeydi. Yani bütün bu başarısızlıkların yanında onu dengeleyecek bir başarı veya bir öğrenme gerekiyor. Yani bu debriefing olarak baktığım zaman ben bunu yapmaya çalıştım. Yani ben sınavdan çaktıysam veya sınavdan çok düşük bir notla geçtiysem o sınava gidip bakıp neleri yanlış yaptığımı veya hatırlayıp ulan hani bunu da becerememiştim, bunu da çalışmamıştım deyip sınavdan sonraki o 10 dakikalık okuma, bazen bu aşırı konsantrasyonla sınavdan önceki birkaç günlük veya bir kaç haftalık çalışmaya bedel olabiliyor. O çok ilginç bir şey. Başarısızlık olarak başka ne yaptım? Başarısızlıklarım, ben mesela dil öğrenme olayına çok meraklıyım. Çok daha fazla dil öğrenebilirdim. Bu tembelliğim yüzünden ben birazcık sınırlı kaldım dil konusunda. Hangi dilleri biliyorsun? Türkçe, İngilizce, Almanca dedin. Fransızca biliyorum. Bir de şimdi İtalyanca, yani günlük içten konuşabilirim. Okuyarak geliştirmeye çalışıyorum. Süper. Benim çok daha fazla fırsatım oldu başka şeyler öğrenmeye. Mesela ben ETA'dayken benim çok sevdiğim İranlı arkadaşlarım vardı. Biraz daha disiplinli olsaydım çok ciddi bir şekilde Farsça öğrenebilirdim onlardan. Biraz daha disiplinli olsaydım İtalyanca'yı şu anda roman okuyacak seviyeye getirebilirdim. Veya başka bir şekilde ben aynı zamanda müzik de çaldım, piyano çaldım. Yani böyle konser piyanisti olacak seviyede tabii ki de değilim. Yine bunun da sebebi tembelliğim oldu. Ben bunun disiplinini gösteremedim. Bunun entelektüel kısmına, işte teorik kısmına çok merak saldım. Orada çok devam ettim. Ama pratik kısmını çok eksik bıraktım. Dolayısıyla ben bugün tekrar piyanonun başına oturduğum zaman notayı okuyup rahat çalabilir hale gelmem için bana en az bir 5-6 ay vermeniz gerekiyor. Ki bu çok acıklı bir şey. Benim böyle çok başarısızlıklarım oldu. Yani bilim açısından da çok daha üretken olabilirdim. Yani benim doktoram 3 konuya ayrıldı. Bunlardan bir tanesi hücrede stres hafızası. Bir tanesi bu stres maruz kalan hücrelerin birbiriyle komünikasyonu, bu stresi komünike etmeleri. Bu da hiç ortalıkta pek olmayan bir şey Maya özelinde. Üçüncüsü de bu DNA yuvarlakları, protein agregasyonu ve bunların yaşlanma konteksinde birbiriyle olan alakası. Esas sonuçlar zaten bu son bölümden çıktı. Ama birinci ve ikinci bölümde de çok ilginç 2-3 şey yakaladım. Yine disiplinsizliğim
sebebiyle de bunlara çok devam edemedim. Yani burada tırnak içinde çevirdim şu anda. Çünkü işte başarı ne, başarısızlık ne, bunlar çok şey kavramlar değil. Neden? Hem relatif kavramlar, göreli kavramlar. İşte dediğim gibi belki şu an chat'tekiler diyor ki yani bunları sayıyor da ne, hani şu an Amerika'da doktora sonrası çalışan, işte bu bahsettiği bilgilerde bir şey katan alana bir sürü şeylerini görebilir. Şunun için diyoruz işte arkadaşlar, yani Asım'ın hikayesinden ya da işte ben de doktora günlükleri var Instagram'ımızda, bakabilirsiniz. Benim doktora bulana kadar ne kadar fail olduğum, ne kadar başarısızlık yaptığım vesaire, onları da dinleyebilirsiniz. Bunu özellikle görünür kılmaya çalışıyorum. Çünkü bu TED konuşmaları falanla böyle bir mükemmeliyetçilik, böyle bir süper durumculuk var. Bu doğru değil. Hayatın gerçeği bu. Ama bunu şunu da unutmayın, bakın. Önemli olan vazgeçmemek ve neyi hata yaptığına geriye dönüp bakabilmek. İlla yani hepimiz müthiş çalışkan, müthiş disiplinli, mükemmel olmak zorunda değiliz. Tembel de olabiliriz, insanız. Ama bu sonuçta günün sonunda debriefing'de, işte hepsinin debriefing'ine baktığımızda neler yaptığını değiştirmiyor. Yani master'da bir şeyler öğrendi. Öğrendi mi? Öğrendi. Bir şeyler doktora tezinde şimdi çıkacak, o şu an hala banda, ambargoda, ama bir şeyler var oradaki ambargoya koymuş. Yani bir şeyler hep yapabiliyoruz. Çıkabiliyor. Uzaktan bakın bazen. Durun. Yukarıdan bakın. Kuş bakışı bakın. Aslında böyle aynı yerde dönüyorum zannederken aslında şöyle oluyor. Dönüyorsun ama bir A'dan B'ye gelmiş oluyorsun. Hiçbir zaman A ile B arasında böyle bir TED konuşmalarındaki bir gidiş yok. Bazen kötü oluyoruz. Bazen iyi oluyoruz. İşte tembel. Şöyle böyle bir bakıyoruz. Gelmişiz. Onu da söylemiş olalım senin örneğin üzerinden Asım. Çok teşekkür ediyorum. Dürüstçe cevapların için. Son soruyla moral bozar gibi olduk ama bırakmak da istememeye başladım yani konuştukça. Keyifli oldu çok. Bir yayın daha yapalım mı? Bu endüstri ve biyoteknoloji firmaları ve üniversite ilişkisini konuşacaktık Amerika'da. Bir de avcılık falan konuşuruz. Güzel bir yayın daha çıkar bizden. Bir de yani eğer bir yayın daha yapacaksak bu DNA, mobil DNA, dinamik değişen DNA'dan bahsederken çok konudan konuya atlamış olduk. Ben birazcık hani içindekileri sayar gibi oldum neredeyse. Hı-hı. Eğer oradan çok ilgi duyulan konular olursa belki onu daha düzgün, daha detaylı ve daha popüler bilim ağzıyla anlatacak bir organizasyon yapmakta faydalı. Şey yapabiliriz. Şimdi bizim yeni serimiz var. Cahiller için serisi. Challenge'ı daha doğrusu öyle diyoruz. 20 soru. Bir şey sorabilir miyim Cevdet? Ya, onu cahiller için demek ya. Çünkü cahilin mesela bu İlber Hoca gifleriyle beraber ay çok cahilsin, çok bilmem nesin, çok cahil, keşke ölse gibi komik laflar dedi. Onun yerine yeni başlayan meraklılar gibi bir konsept üzerinden yapmak daha hoş olmaz mı? Çünkü birazcık da motive etmek gerekiyor. Evet. Haklısın. Onu biz özellikle kullandığımız bir kelime. Yani espri anlamında kullandığımız bir kelime. Birazcık başlığın dikkat çekmesi için o. Hani provokatif bir başlık özellikle. Bir de şeyi de kabul etmek lazım işte. Yani biyoloji cahiliyim. Ne olacak? Yani nedir? Bir şey değil. Hani hakaretten çıkarıp cahili bilgisizliğin yanına getirtmek. Mesela Celal Hoca da çok öyle kullanır ya. Yani birine hatta cahil dedi diye problem olmuştu. O da dedi ki bilgisiz mi deseydim. Yani bu anlama geliyor. Bunu bu kadar hakaretten biraz çıkarıp hem de biraz hepimizin kabul etmesi açısından o formatımıza belki cahiller için DNA yapabiliriz. Ya da cahiller için işte biyoloji çok genel olur da orada da şöyle yani 20 soru 2 dakika her soruya. Onu böyle bir şey yapabiliriz istersen. Daha derinlemesine gireriz. Olur, daha sana rahat anlatmak için. Yani bu özellikle de virüs gibi yani feci bir pandemik yaşıyoruz şu anda. Bu tarz şeylerde genetiğin ne kadar önemli olduğunu ve DNA'nın ne olduğunu anlamak için ve bu tarz pandemileri, enfeksiyonları, hastalıkları anlamak için de bence ilginç bir şey olacak. Ve bu hastalıkların da bir de dediğim gibi ilginç pozitif yönleri olabileceğini de unutmamak lazım. Evet. Bize çok farklı bakış açıları sundun o yaklaşımla. Çok güzel, hiç duyulmamış böyle mind blown olan şeyler de duyduk. Çok teşekkürler. Umudum oydu. Zamanını. Oydu benim için bugün. Amacına ulaştın diyebilirler. Debriefing'de orası çek. Aynen orası süper. Çok teşekkür ederiz. Bir dahaki iki tane yayın sözü aldık. Bir sohbetli, biri cahiller için yayını. Bunlara gideceğiz. Seni laboratuvarına doğru uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz zamanın için. Güzel. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.